Efendim merhabalar. Mim noktasına hoş geldiniz. Mim noktasında. Şimdi sizlere Hasan-ı Şazeli Hazretleri'nin halifesinin halifesi olan mübarek bir zatın gerçekten de tam bir irşat kitabı olan hikmetlerden bahsedeceğiz. Yani Ataullah İskenderi Hazretleri. Müthiş bir ilim sahibi olan kişidir ve onun hikmetleri her zaman için bütün tarikatlar tarafından, bütün tasavvuf yolu üzerinde şerh edilen, tevil edilen muazzam kaynaklardır. Şimdi Şazeli'ye baktığımız vakit, bunu da eksik olmasından Üsküdar Yayın Evi çıkardı. Çeşitli versiyonları da elimizde vardır. Ataullah El-İskenderi Hazretleri. Buradan bazı şerhler yapmaya çalışacağız. Bu elimizdeki tercüme ve şerh, Hacı Eminzade Erzurumi Hazretleri. O da mübarek bir zattı. Hikmetlerin hemen başında. Hikmet çok önemlidir. Çünkü biz ilmi ne için istiyoruz? Meslek sahibi olmak için istiyoruz. Mesleği ne için istiyoruz? Para kazanmak için istiyoruz. Peki üniversitenin görevi veyahut da bir şey bilginin sadece tek fonksiyonu paracılık mı? Değil. Aslında biz burada intelligence derken onun üstünde olan başka bir kavramdan bahsediyoruz. Wisdom. Yani bunun Osmanlıcası, Allahçası nedir? Hikmettir. Hikmet sahibi olabilmek için geldik. İrfan sahibi kişiler hikmeti bilirler. Hikmeti severseniz Allah'a ulaşmak da böylece kolaydır. Hikmetler demiş mübarek. Bir tanesini işleyelim sizinle ya. Çok da önemli bir konu. Herkes de soruyor zaten bunu. Bakın ne diyor? Altıncı hikmet. Altıncı hikmet. Diyor ki Ataullah İskenderi Hazretleri, devamlı ve ısrarlı bir şekilde yaptığın duanın icabet bulmaması, yani karşılık bulmaması veya isteklerinin geciktirilmesi seni yese düşürüp üzmesin. Çok gelen bir sorudur bu. Allah niye dualarımızı kabul etmiyor? Dualarımızı kabul edeceğini söyledi ya. Ama niye dualarımızı kabul etmiyor veya da geciktiriyor? İşte bu sorunun cevabını, bu vesvesenin cevabını Ataullah İskenderi Hazretleri 6. hikmetinde bağrını açarak bize ifade ediyor. O senin nefsinin ihtiyarı ve seçimiyle değil, zatının ihtiyarı ve seçimiyle duana icabet eder diyor. Çok güzel. Of, açalım mı bunu? Sen kendini ne zannediyorsun? Neden sen kendini ne zannediyorsun? Kim zannediyorsun? Bayılırım bu lafa. Şimdi bir yerde bir şey olur. Adam veya da kadın yanlış yapmıştır. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tabii. Sen kimsin? Sen nesin? Sen nefissen belli, o sözü söyleten sana nefsin. Aklın söyletiyor mu? Yok. Peki aklın ötesinde başka bir şey var mı? Neyin var senin içinde aslında? Ruh dediğimiz, yani Allah'ın zatından kopup gelen o nefha ilahi. İşte. Senin nefsinin ihtiyarından gelen, seçiminden gelene cevap vermiyor Allah. Allah şeytanın sesini mi dinlesin? İblislerin sesini mi dinlesin? Ben senin duana icabet edeceğim diyor ama sen eğer zatının teşekkül etmiş kişisi ise, yani senin hareketlerine kumanda eden nefsin değil, ruhunsa, vicdanınsa onu kabul edeceğim diyor. Süper koymuş ya. O zaman duana icabet eder diyor. Duam kabul etmiyor. Sen nasıl bir dua ettin ki? Dua eden kimdi ki senin adına? Ve senin istediğin vakitte değil, onun istediği vakitte kabul edeceğini garanti ederek kefil olmuştur diyor. Ya bu kadar da güzel konu mu? Yani şu paragrafın içerisinde, bütün sırlar mevcut. Yani duamızı ettik. Duamızı hangi mimkemal olarak ediyoruz? Nefis mimkemal olarak mı? Akıl mimkemal olarak mı? Yoksa ruhu mu? Ruhu zat diyor. Pekala. Devam edelim. İstediğin vakitte değil diyor. Senin istediğin. Allah'ın vakti var. Allah'ın vaktinde yapacaktır.
Senin istediğin zaman da değil. Devam. Eğer bizim istediğimiz zaman dualarımız kabul edilmiş olsaydı başımız dertte demekti. Çok güzel, ah mübarek zat ya. Kıddesi sırrı, ne güzel söylemiş. Eğer bizim istediğimiz zamanda dualarımız kabul edilmiş olsaydı başımız dertteydi. Neden acaba? Neden acaba? Devam ediyor, söylüyor Ataullah İskender Hazretleri. Çünkü nice sırça saraylar veya hayrımıza şerrimize şeyler istemekteyiz diyor. Onun Elmani ismi şerifiyle bu olaylar engellenmektedir diyor. Karun da çok büyük şeyler istedi. Yıllarını verdi. Sonra ne oldu? Takır 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 hepsi gitti. O da altında kaldı değil mi? Senin hayrının nerede olduğu, hayırla şerri biz ayırt edemeyen zavallı biçareler olarak bilemeyiz. Eğer bizim hayır gördüğümüz yerde, şer gördüğümüz yerde hayır olmasaydı o zaman ne olurdu? O zaman büyük bir sıkıntı olurdu değil mi efendim? İşte onu söylüyor. Başımız dertte demektir diyor. Dertte demektir diyor. Yani mesela benim torun var. Torun da diyor ki babasının arabalarla meşgul olmasına bakıyor. Benim şöyle bir arabam olsaydı diyor. Öyle bir arabayı verdin bizim toruna. 10 yaşında. Ehliyeti de yok. Ayakları pedallara daha gidecek halde değil. Otomatik de olsa. Onu trafiğe çıktığını düşünün. Kaç kişiyi öldürür ve kendini de yaralamaz mıydı? Arabayı çarpmaz mıydı? O zaman vermiyor işte Allah. Ver. Zamanı gelsin o zaman ver. O zamanı bize bildiren o. O zamana kadar da ne yapıyor? O duayı geçerli kılıyor. Ama Allah'ı unutmayalım. Burada İskender'i Hazretlerine verdiği bir şey. Elmani ismi şerifiyle oluşabilecek bir duanın önünü kesiveriyor. Devam ediyor burada işte. Ataullah İskenderi Hazretleri. Belki bir şey hoşunuza gitmeyebilir de o sizin için hayırlı olabilir. Sevimli vurduğunuz bir şey belki sizin için de şer olabilir diye Bakara Suresi Şerifesinin içerisindeki 216. ayet-i kerimesini dile getirerek burada kapatıyor. Anladık mı efendim? Anladın mı Kemal Bey? Şükranlarımızı arz ediyoruz. 6. hikmet. Allah'a emanet.